Yavuz Sultan Selim Han, 8 yılda dünyayı titretmiş, dize getirmiş. 8 yılda devletin hazinesini ağzına kadar doldurmuş. 8 yılda vazifelerini beğenmediğinden dolayı 11 vezirin işine, belki nefesine son vermiş. Halifeliği ve mukaddes emanetleri almak için Mısır'a kadar gider, Sina çölünde konaklar, dolunaysız, yıldızsız bir gecede sesler duymaya başlar, çadıra saldırı olur. Çadıra saldırı olunca neredeyse ilk hamleyi kendisi yapar, elleriyle yakaladığı şeyleri etkisiz hale getirince orduda komutandan, sultandan, kumandandan aldığı cesaretle saldırıya geçer. Sabah bir bakarlar elleriyle Yavuz'un öldürdüğü şey meğer aslanmış. Şir diyorlar değil mi aslana? Şir. Mısır'a giderken 4 gece Şam'da kalır. Kendisine yemek veren bir güzelle karşılaşır ve şöyle bir şiir yazar. Merdumu dideme bilmem ne füzun etti felek. Ciryemi kıldı hün, eşkimi füzun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurkenler zan. Şir, aslan değil mi? Pençeyi kahrımdan titrerken. Şirler pençeyi kahrımdan olurkenler zan. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Bizim ecdadın inanılmazlığı bu. Bir cihette asaleti, ciddiyeti kendisinde barındıracak, öteki cihette de bu kadar ince bir ruhu olacak. Hiç gözün görmediği şeyler değil mi? Birisinde böyle biraz ciddiyet fazla hasıl olsa, böyle bir ince ruhu ondan beklemezsiniz. Birinde de böyle şairane bir ruh fazla olsa, onda da bu kadar ciddiyeti bekleyemezsiniz. Ama ecdat nasıl? Ecdat inanılmaz değil mi? Bütün özellikleri kendi ruhunda taşımışlar. Allah Allah. Bizim 33 sultanımızın 27'si bu cihette böyle şairmiş. Yani hem koca devlet yöneteceksin, hem de böyle bu kadar ince bir ruhun olacak. Merhum Yavuz atıyla Zembille Efendi'nin arkasından yürür bir gün. Mısır fethedip İstanbul'a dönürken Adana civarında yağmur başlar. Her yer ne olur? Çamur olur. Her yer çamur olunca Zembille Efendi öndeydi. Merhum Yavuz arkadaydı. Zembille'nin atının çamuru Yavuz'un kaftanına sıçrar. Şöyle emir verir. Bana yeni bir kaftan getirin. Elbisemin üzerindeki çamurları da sakın temizlemeyin. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için kıymetlidir. Ben öldüğüm zaman, hep konu nereye gidiyor? Ölüme gidiyor değil mi? Ben öldüğüm zaman bu kaftanımı sandukamın üzerine örtersiniz. Ve şöyle diyor. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Yıllar geçer, ömrünün son demleridir, bir hastalığa tutulur. Adını bilen var mı hastalığın? Şirpençe. Şöyle bir çıban, sırtından ön tarafa doğru hiç görmediğimiz derinlikte, büyüklükte bir sivilce gibi. Tam o esnada Nedim'i var, Hasan Can. Pervane oluyor Yavuz'un etrafında. Sultanım kren getireyim deyince, biz Çelebi miyiz Hasan Can diyor. Kükrüyor yani, biz kibar insan mıyız, çek şu kremi diyor. Öyle, öyle heybetli birisi. Son demlerinde Hasan Can'a sorar. Der ki, bu hal ne hali Hasan Can der. Allah'a yaklaşma hali sultanım deyince çok sinirlenir. Biz şimdiye kadar kiminleydik? Sen bizi Allah'tan uzak mı bilirdin Hasan Can diye ona da sinirlenir. Hasan Can dayanamaz, ağlar, ağlar, ağlar. Merhum Yavuz'un son sözleri şunlar olur. Ağlama Hasan Can, ağlama. Ölümün bir çaresi vardır, o da ölümdür. Böyle yan yana ölümle yaşamışlar. Yani böyle bizim gibi televizyonun hikayelerinde kalmamış onlar için ölüm. Hep yanlarında, hep kalplerinde, hep sinelerinde, fetihlerde, atın üstünde, hep oralarda kalmış. Hiç ayrılmamışlar ölümden. Neyi dinlemişler de hiç ölümü terk etmemişler? Bir emri peygamberi dinlemişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Eksuru zikre hadimil lezzet. Ne diyor? Lezzetleri kesen, acılaştıran, tahrip eden ölümü sıkça zikredin diyor. Ona toplandık. Bugün onu zikredeceğiz. Ölümü zikredeceğiz. Bir, emri peygamberi dinleyeceğiz. Ecdadımızın ayak izlerine basmaya çalışacağız.
ölüm cihetinde. Ama ölüm muhabbeti kimi insanlara tatlı gelmiyor. Ben şimdi bir gün anlattım birisine, üf yeter dedi, ölüm ölüm ölüm. İçimi kararttın dedi ya. Şimdi bu ölümü konuşmanın sırası mı dedi ya, eğleniyoruz dedi ya. Haklısın, sırası değil işte. Ölüm zaten size gelmeyecek. Bize de gelmeyecek. Değil mi? Yani ölüm de yok. Ha? Vur patlasın, çal oynasın. Öyle gidelim değil mi? Azrail aleyhisselam gelince de, o gelse konu ne olur? Hadi birlikte ders işleyelim. Ne olur gelse konu? Ha? Ölüm olur. Azrail aleyhisselam gelince de deriz ki ya şimdi sırası mı ya? Allah Allah, ölüm ölüm ölüm. Ya şimdi benim canım sıkma haşa değil mi? Allah Allah. Bak görüyor musun? Azrail aleyhisselam. Hiç anı yok ha, her an. Geleceğimi düşünüyorum derken, akıbeti meçhul olan dünyanın geleceğini düşünüp, kesin karşılaşacağımız ölümü hiç hesaplamamak, geleceği düşünmek midir Allah aşkına? Yeryüzünün okyanuslarında ölmeyen bir tane hamsi varsa susalım dağılalım, çay içip gidelim. Yok deme. Azrail aleyhisselamın var mı unuttuğu bir tane? Yok deme. Ya bir hamsiyi unutmamışsa konuşulacak mesele nedir? Nedir Allah aşkına ya? Geleceğimi düşünüyorum. Geleceği düşünürken dünyada indiğimiz detaylara bakalım. Arabanın detaylarına, mesleğin detaylarına, çocuğumuzun detaylarına, aldığımız ceketin detaylarına, kazanın detaylarına, yemeğin detaylarına. Ölüm deyince, ölüm var işte. Allah da bizi imanlı saysın ya. Bu kadar mı bu mesele ya? Şey zannediyoruz, kabre geçeceğiz, münkernekir gelecek, kimliği göster, dini İslam, tamam geç. Böyle mi ya? Madem böyle, haşa sahabe fazla mı iş yapmış, haşa? Ha? O zaman biz az iş yapıyoruz değil mi? Ölüm böyle bir iş değil değil mi? Kimliğe bak, dini İslam. Öyle mercimek. Olur mu öyle ya? Geç. Bak hadis kitaplarında rekaik diye bir bölüm var. Hoca arkadaşlarımız varsa bilirler. Rekaik normalde kelime karşılığı rekaik. Rikkat de o kelimeden geliyor. İnce demek, yumuşak demek. Ne demekmiş rekaik? İnce yumuşak. Şimdi normalde rekaik ince yumuşak demek. Acaba ne anlatıyordur desen, cennet anlatıyordur, kavuşmak anlatıyordur. İnsanın aklına bunlar gelir değil mi? Ölümü anlatıyor, mizan anlatıyor, cennet cehennem anlatıyor, hesap sorgu anlatıyor. Bunu anlattığı bölüme rekaik demişler, ince yumuşak. Ya şimdi bunun incelik yumuşaklıkla ne alakası var? İnsanın ruhunu inceltip yumuşatan tek şey ölüm tefekkürü. Tefekkür var ya hani, başınıza olaylar geliyor, sebeplere bakıyorsunuz, sebepleri yırtıp diyorsunuz ki Allah benden ne murad etti, öyle mi? Tefekkür. Bir insanın aleminde ölüm yoksa tefekkür diye bir şeyden söz edilemez. Tefekkürün baş şartı ölümü düşünmek. Ölüm yoksa tefekkür havacıva. Neyi tefekkür edeceksin? Çay içtim, ne kadar da lezzetli. Ya bu ahirette seni intikal ettirmezse olmaz ki. Ölümsüz tefekkür mümkün değil. O yüzden Evliyaullah rabıta-i mevti, ölümü düşünmeyi hiç bırakmamışlar değil mi? Neden? Bizim gibi nazarı eşyada hapsolmasın. Maddeye put gibi tapmasın. Haşa çocuğuna put gibi tapmasın. Evladı uyanla put gibi tapmasın. Kalbinin bağlandıklarına put gibi tapmasın. Hepsinin üstünde bir fani, bu da geçecek diye bir mühür görsün diye rabıta-i mevti, yani ölümü düşünmeyi hiç bırakmamışlar, hiç terk etmemişler. Bir insanın ruhunun incelmesinin en büyük şartı, buyur, ölümü düşünmektir. Ölümü düşünmedikten sonra ruh, şu beton gibi kalın kalacaktır. Peki ruh ölümü düşününce inceleyecek ya, bu benim ne işime yarayacak? Bak dostum da not da alıyor, tebrik ederim seni. Gerçekten, maşallah, böyle dinlemek lazım ya, tebrik ederim. Ruh inceldiği kadar Allah'ı duyar. Tekrar edelim, ruh inceldiği kadar Allah'ı duyar. Şimdi bizim en büyük sermayemiz, en büyük, Ramazan'da gönderdiğimiz koliler değil. Bizim en büyük sermayemiz latifelerimiz. Yani duygularımız. Biz Allah Azze ve Celle'yi neyle tanıyoruz? Duygularımızla tanıyoruz. Şimdi sonsuz şefkat sahibi bir Allah'ı bir insan nasıl tanır? Şefkatini arttırarak tanır. Şimdi mesela burada bir kardeşim ben mimarım dese, diğer arkadaşımız da ahçı olsa onu anlayabilir mi? O duygu onda yok ki, anlayamaz. Ama başka biri de dese ki ya ben de müteahhitim, ben de sıvacıyım, ben de elektrik su işi yapıyorum. Ona intisap edip anlayabilir mi? Anlayabilir. Neden? Bir duygu sende ne kadar açılırsa o duygu sahibini o kadar tanırsın. Allah Azze ve Celle diyor ki ben sonsuz şefkat sahibiyim. Nasıl anlayacaksın Allah'ın sonsuz şefkat sahibi olduğunu? Şefkatte yükselerek, yani o duygunu incelterek. Allah Azze ve Celle diyor ki ben Cevvat'ım, Cud ismim var benim. Sonsuz
cömertim. Kim anlar onu? Parasını böyle akrep gibi tutananlar mı? Anlamaz. Karşılıksız vermeyi seven, Allah Azze ve Celle'nin karşılıksız bize bu canı neden verdiğini ve nasıl bir mukaddes lezzet aldığını öyle anlar. Aa, ben verince böyle bir lezzet alıyorum. Demek Allah Azze ve Celle bu sonsuz güzellikleri verince mukaddes bir lezzet alıyor. Haşa biz gibi değil. Var değil mi cömert insanlar? Yani ben hepinizin öyle olduğuna inanıyorum zaten. Çok lezzetlidir yani. Bizim toprağımız Anadolu insanı yedirir ya, yedirir. Biz Antep'e gidiyoruz, tok olduğumuza inandıramıyoruz ya. Ya arkadaş doydum burama kadar doydum ya. 7 tabak yuvalama içirttirir mi? Doydun mu? Doydum. O zaman bir katmer ya. Allah Allah. Ya doydum doydum. Daha yiyecek yerim kalmadı. Söz mü doydun? Söz doydum. Tamam bari bir çiğ köfte ye. Allah doydum ya doydum. Yani şişe şişe soda versen anca patlar. Ya nereden geldi bu duygu? Şimdi çaydan nasıl lezzet alırım? Bu dille. Güzel bir manzara, tablo, para veriyoruz. Nereden lezzet aldım? Bu dille. Parfüm sıktın, güzel bir koku. Nereden lezzet aldın? Burun diliyle. Cömertliğin lezzeti nereden geldi? Allah'ın cüt ismine bakan bir duygun var. Latife diyoruz buna. O duygu inceldi mi? İnceldi. Çalıştı mı? Çalıştı. Allah Azze ve Celle karşılığında da ücreti verdi mi? Verdi. Bunlar insana özgü duygular. Yani şunu bir yalasa kedi de lezzet alır değil mi? Şöyle bir eti koysan, bir tavşan, kedi işte neyse, ceylan, kaplan o da lezzet alır. Ama cömertliğin lezzeti sadece insana özgüdür. Anlıyor musunuz hayvan lezzetler nedir? İnsani lezzetler nedir? Bizim ulaşmamız gereken lezzet skalası nedir? Şimdi ruhu bu cihette inceltmek için en çok tefekkür edilmesi gereken ölümü düşünmek. Çünkü ölümü düşünmek ruhu inceltir. Ruh da inceldiği ölçüde Allah'ı duyar. Anladınız mı olayın önemini? Konu sinede Allah'ı duymak. Şimdi namaz kılıyoruz. Baş secdede ruh kazık gibi ayakta. Oluyor mu hiç? İş görüşmesine gidiyor adam tir tir titriyor ya. Kainatın sahibinin huzuru. Huzur, huzur, huzur kibriya. Aşağıda kalpten geçenler zaten hiç huzura yakışmıyor. Hiç. Allah hariç her şeyi düşünüyoruz. Ruh kazık gibi ayakta. Niye böyle? İncelmemiş, incelmemiş. Öleceği günü yeteri kadar tefekkür etmemiş. O rekaik dediğimiz incelme var ya, yumuşaklık, hassaslık, incelme. Bunlar oluşmamış, oluşmamış. Sahabenin yanında ölüm anlatılıyor, tırnakları toprağa geçiyor ya. Ya biz niye böyle katılaştık? Niye beton gibi olduk ya? Niye biliyor musun? Ölüm hikaye gibi geliyor, hikaye. Bizim bir tane arkadaş var, 35 yıl boyunca gayrimeşru hayatta geçiyor. Daha sonra da namaz, niyaz, okuma falan kendini düzeltmeye çalışıyor. Kalabalık bir ailesi var. Bütün aile toplandı. Yeter, abartıyorsun. Sen gününü 15-16 saat dünyaya veriyorsun. Hem de akıbeti meçhul olan bir dünyaya. Bu abartı olmuyor, öyle mi? Bu adamın daha yapabildiği 35 yılını affettirme çabası değil mi? Ne oluyor? Günde 2 saat, 3 saat bir şeyler yapmaya çalışıyor, koşturmaya çalışıyor. Ne diyor? Abartıyorsun. Perdenin altında kime laf söyleniyor biliyor musun? Bu adam 3 saatle abartıyorsa, haşa ve kella, sahabe en çok abartan oldu değil mi? 10 yaşında Enes bin Mali'yi anası Ümmü Süleym getiriyor, diyor ki, bak cümleye bak. Ya Resulallah, kabul edersen infak etmek isterim Medine'de. 10 yaşında. İslam'ın gözü kulağı, radyosu Enes bin Malik Efendimiz öyle. Haşa haşa haşa. Ya böyle abartılır mı? Haşa bak. Uhud Savaşı'nda Talha İbni Übeydullah'ın bütün eli parçalanacak, tek parmağı kalacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mecali hali kalmamış, o kayanın üstüne oturacak ki bir nefes alsın. Eğilip diyecek ki, ya Resulallah benim üstüme bas. Bu şimdi abartmak mı? Bu abartmak mı şimdi? Sen 15-16 saatini dünyaya ver, bu abartmak olmasın. Birisi İslam için sahabeye benzemeye çalışacak, bu abartmak olacak. Kabe'nin etrafında Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya biliyorsunuz değil mi? Hani bu Attas Mescidi'nde üzüm bahçelerinin sahibi var ya, iki tane. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek cismine deve işken meclisi koyan 6-7 kişi var ya, o ikisi bu. Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya. Kabe'nin etrafında arbede oluyor. Çivili ayakkabıyla Hazreti Ebu Bekir'in suratını delik deşik ediyorlar. 24 saat komada kalıyor. 24 saat. 24 saat. Akrabaları biliyorsunuz, hani aşiretçilik sistemi gibi düşünün. Kavmiyetçilik var. Akrabaları hemen oradan alıyor, götürüyor. Başında bekliyor. 24 saat sonra uyanıyor, gözünü açıyor. Eyne Resulullah. Efendimiz Aleyhisselam. Akrabaları da hafif, ya hala o mu sorulur diye
gidiyor. Haşa abartıyorsunuz mu diyeceğiz? Deprem gibi imanımızı mı sarsacağız? Sen günde 15-16 saat meçhul olan dünyaya çalış, abartma. Birisi sahabeye benzemek için kuş gibi çırpınsın. Ne kadar benzeyebildiğimiz de değil mi? Allah Allah, tırnağına benzeyemiyoruz işte. Her gün bir şey yapıyoruz, tırnağına benzeyemiyorsun yani. Ama bu ne oluyor? Abartmak. Bunu diyenlerin ahirete inancı dilinde olsa da yok. Dünyada yaptığının karşılığı olduğuna inanıyor. Ama bu işlerde yapılanın karşılığı olduğuna inanmıyor. Bu insan aslında neye inanmıyor? El mevtül hak, ölümün hak oldu. Davut peygamber bir koyunun kulağına bir şey diyor, süzülüyor, ufacık kalıyor, ölüyor gidiyor. Ne dedin diyorlar, ne dedin koyunun kulağına? El mevtül hak dedim diyor. Ölüm haktır. Bizi niye titretmiyor? Ölüm, ölüm, ölüm ne oldu? Ruhlar beton gibi oldu değil mi? Neyi konuşmaya ihtiyacımız var? Ölümü, ölümü. Ölümü konuşacaksın, ruh incelecek. Ruh da inceldiği ölçüde Allah'ı duyacak, Allah'ı. Artık namazlar, ödemeleri, şunları bunları düşünerek değil, gözyaşlarıyla devam edecek, öyle mi? Görüyor musunuz bak, nelerin tefekkürünü unutuyoruz, nelerin. Nelerin hakikati arkalarda kalmış, nelerin. Ölümü düşünen ruhunu inceltir, incelen ruh Allah'ı duyar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi tahakkuk eder. Hadise bak hadise. Çok enteresan. Müslim'in cennet babında geçiyor. Cennete kuş kalpliler girecektir. Cennet kimin eviymiş? Kuş kalplerin. Kuş kalbi ne demek? İnce ruhları. Tersten oku. Ruhu odun gibi, beton gibi kalınlaşan, kabalaşanlar, onların yeri yurdu başka yer. Öyle diyor değil mi tersten okuyunca? Allah Allah. Evet, dersin birinci bölümü böyle. Var mı problem? İyisiniz değil mi? Bir 5 saat daha gider değil mi? Yolunda her şey. Bir soruyla devam edeyim. Bela, musibet, kaza. Bunlar insanı neden korkutur? Neticesinde ölüm olduğu için korkutur. Yani ölümü çekin buradan. Korkar mı insan? Korkmaz. Bir tane yaşlı birisi vardı da çok korkuyordu hastaneden. Çok da durumları böyle iyi. Köşk gibi yerde kalıyorlar. Gidemiyorum diyor doktora, gidemiyorum. Ya niye gidemiyorsun doktora? Ya bana ölüm var derse. Bak, neyden korktu? Ölümden korktu. Saray gibi evi ne oldu? Daracık kabre döndü. Bir insan ölüm meselesini iç aleminde çözemezse ona dünyada lezzet diye bir şey yok yok. Gezdiği, dolaştığı yerlerin her birisi onun için kabir, kabir değil mi? Allah Allah. En lüks hayatı yaşıyorsun ama ölüm meselesini çözemediğinden aslında kabirde yaşıyorsun. Bizi korkutan hastalık değil, ölümdür. Nereden belli? Doktora gittiniz. Ya doktor bey şöyle şöyle bir şeyim var. Öyle mi? Nezle oldun. Var mı korkan? Aynı cevabı sordunuz, sordunuz. Başka cevap verdi ve dedi ki ya siz kanser oldunuz. Ne oluyor? İnsan korkuya başlıyor. Ne değişti? O da hastalık, o da. Hastalık ölüme ne kadar yakınsa o kadar korkutuyor. Demek ki bizi aslında hastalık değil, hastalığın sonundaki ölüm korkutuyor. Bir insanın ölümle olan problemlerini çözmeden huzuru, mutluluğu yakalaması mümkün değil. Bu korkunun zararı var ya hastalıktan daha fazla. Öyle mi? Bir vesveseye sokuyor insanı, hayatı zindana çeviriyor. Allah Allah. Bunun çözümü nerede yine? Ölüm de değil mi? Ben bir gün gittim. Derim kaşınıyordu affedersiniz. Böyle garip garip renk almıştı. Ya doktor bey işte derim kaşınıyor falan. Şimdi gitmeden de ablama falan sordum. Ablam eczacı, hanım diş hekimi. Soruyorum onlara. Ya ne vardır? Ya işte alerjidir. Bir gittim dedi ki senden parça alacağım. Bu kanser olabilir. Ne diyorsun ya? Parçayı aldım. Allah Allah. Ya alerji diye geldik, kaşınıyorduk. Kanser nereden çıktı? Allah Allah. İnsanın alemi değişiyor bir anda. Hastalık mı değiştirdi alemi? Hesaba gidiyorsun. Sorulara cevabın var mı? Seni her an gören Allah, sinema filmi gibi önüne çıkardığında mahcubiyet duyulacak mı? Konu oraya gitti değil mi? İnsanı korkutan hastalık değil, ölüm, ölüm. Bir gün bizim Mersin'de arkadaşlar iftara çağırdı, iftara gittik. Bir tane de arkadaş 10 yıldır dersleri izliyor böyle. Hayatı bizim derslerle değişmiş. Geldi dedi ki, abi dedi ya, bende dedi bir hastalık vardı dedi. Dersleri izleye izleye çözüldü. Allah Allah, nedir o? Abi bende vesvese vardı. Ne vesvesesi? Her an ölebilirim diye bende vesvese vardı. Ya dedim o vesvese değil ki, bizim derste vermeye çalıştığımız şey. Onu da arada karıştırmış vesvese diye. Asıl dersin manası o. Şimdi bir soru daha sorup devam edeyim.
Rahat kavramı ruha mı aittir, bedene mi? Ruha, çok güzel. Sen mi söyledin? Tebrik ederim. Rahat ruha ait bir kavram. Madem öyle, bedeni istediğin saraya koy. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Ölüm ve hayat arasında ruh sıkıştığı müddetçe rahat sana haram. Neden? Çünkü rahat kavramı ruha ait. Şimdi bakın. Ölüm hayatın sonunda durur. Ama hayatın her anını tehdit eder. Ölüm hayatın sonunda durur. Ama hayatın her anını tehdit eder. Bu yüzden bir insanın ölümü çözmeden mutluluğu yakalaması mümkün değil. Şimdi bakın, sizinle şurada güzel bir sofra kursak. Biz uzun yoldan geldik. Çok acıktık. Aç var değil mi burada? Hem aç olacak bir de hem de Antepli olacak. Var mı o? Var değil mi? Bak. Hem aç hem Antepli. Yemeği de biliyor. İsmi Rezzak çok açılmış onlarda. Şimdi bu adama sofrayı kuracaksın. Yuvalamayı koyacaksın. Öyle mi? Katberini koyacaksın. Bunların üstünde bir yemek. Ama konu gelmişken Mersin'in tantunisini koyacaksın. Cezeryesini koyacaksın. Şalgamını koyacaksın. Tam o esnada adam aç ama. İliklerine kadar aç. Birisi gelip kafasına silah dayayacak ve diyecek ki sen yemeye başla, bir ara sıkarım. Lezzet alabilir mi? Ölüm aynı böyle değil mi? Ölüm hayatın sonunda durur ama her anını tehdit eder. Müjde gelmiş, çocuğun doğacak. Koşturuyorsun hastaneye. Vermişler kucağına, buyurun öpün koklayın evladınızı. Tam o esnada biri çıkarıyor. Boğazına usturayı tutmuş. Diyor ki çocuğunu sevmeye devam et, ben bir ara çekeceğim. Ya bu adam çocuğunu unutur mu unutmaz mı? He? Ölüm hayatın sonunda ama her anını tehdit ediyor. Bu yüzden ölüm meselesinin iman blokajında, duygusallıkta değil. Neyde? İman derslerinde, iman blokajında çözülmezse hiç kimse ruhunu saadete, huzura erdiremeyecek. Bu dersler bir kuru teselli değil. Tam bunlar iman dersi, ruhun asıl gıdasının dersleri. Bu derslerde birimiz iman canibinden anlarsak şunu diyeceğiz. Ya ölüm bu kadar güzelse, ölüme vesile olan her şey de güzeldir. Bu korkuları atar mı adamdan? Atar gider değil mi? Bir tane abi yıllarca böyle Allah rızası için koşturmuş, hizmet etmiş. Bir gün dükkanına basıyorlar soymak için. Tam silahı çekiyorlar, öldürecekler yani. Dükkanı soyacaklar. Bir an içinden geçirmiş, demiş ki, ya demiş Ali, senin imanın var. Var mı? Elhamdülillah. Sen yıllardır Allah için yarım yamalakta olsa koşturdun mu? Koşturdun, yıllardır koşturdun. Peki sen yıllardır Allah'a ne diye dua ettin? Allah'ım ne olur beni istikamet şehit et. Şimdi ayağına geldi. Bundan korkulur mu diye hepsine kükreyivermiş. Bak cesarete bak. Cesarete. Ölümü anladın mı ne oluyor biliyor musun? Perde yırtılıyor ya. İmam Ali ne diyor Hazreti Ali? Perdeyi galp açılsa yakinim artmaz diyor. Yani Allah'ı tanıma yüzdeliğim, tam bilmem, anlamam asla değişmez. Niye? Ya her an ölümle yan yana yaşıyorlar. Her an. Biz ne yapıyoruz? En ufak şeyde eller titriyor. Öyle değil mi? Arabanın direksiyonu biraz titresin. Haleti ruhiyemize bakın, imanınızı anlayın. Buyurun. Ya bunun imanla ne alakası var? Çok alakası var, çok. Namazda oku böyle çıkarın diyen İmam Ali'nin imanına bak. En ufak şeyde titreyen bizim imanımıza bak. İmanın ameli sosyal hayattır. Buyurun. İmanın ameli sosyal hayattır. Namazın bir ameli var değil mi? Tadil-i erkan. Orucun bir ameli var. Yemezsin değil mi? İmanın da ameli var mı? Var. Nere? Sosyal hayat. Tam oralardaki verdiğimiz ilk reaksiyon. İlk reaksiyon. Kaçıncı reaksiyon? İlk reaksiyon ölümle ilişkimizi gösteriyor. Allah Allah. İlk reaksiyon. O bir tane hanımefendi, sahabe efendimizin çocuğu vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadan geliyor. Hanım hanım diyor, işte teskin ol diyor. O da görmüyor ya Efendimiz'i. Git bir adam diyor şöyle omuzuyla, hani görmediği için. Senin çocuğun ölsün de diyor öyle gör diye. Değil mi? Hani altı çocuğunu toprağa vermiş Efendimiz Aleyhisselam. Ne yaptın diyorlar Efendimiz Aleyhisselam gidince. O diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor. Koşuyor koşuyor gidiyor. Ya Resulallah affet diyor, ben sabrettim diyor. Kabul ediyor mu Efendimiz? Es-sabru inde sadmetul ula. Sabır vurduğu anda. İman vurduğu anda. Direksiyon kıvrılınca. Tesadüfen mi kıvrıldı o direksiyon? Yo, Allah yarattı. Bir anda doktor bir hastalık söyledi. Pıhtı ya. Ya pıhtı ne ya? Ya ne pıhtı ya? Elle tutsan tutulmam. Ne pıhtı? Nereden çıktı pıhtı ya? Allah yarattı. Niye? Seni beni görmek istiyor. Bir anda haber. Filanca vefatı. Ya nereden çıktı? Dün eğleniyorduk.
Ha bizim o Malatyalı rahmetli Bülent 37 yaşında vefat etti medresede koştururken. Videosunu da attık belki bilirsiniz. Ya her gün gülen adam neredesin? Bir gün sonra ne oldu ya? Nereye gittin sen? Her gün gülüyordum. Spangele yapıyordum. Yemek yapıyordum. Bir daha hamar attım merhum. Nereye gittin bir gün sonra ya? Tam orada tam. Tam orada. Allah Allah. Enteresan. Bu konu da bitti. Var mı bir problem? İyi gidiyor muyuz? Yorulmadınız değil mi? Uyku gelmedi değil mi? Şimdi yeni konuya geçiyorum ama konumuz üst çatı belli bugün. Ne konumuz? Ölüm. Allah Azze ve Celle'nin Yumit diye bir ismi var. Ne demek Yumit? Buyur. Ya var ismin neydi? Emre sen nerelisin? Kırşehirli maşallah ya. Vallahi tebrik ederim Emre ya. Ben takılsam sen gel anlat. Vallahi çok iyi not alıyorsun. Helal olsun. Yumit ne demek Yumit? Ölümü veren. Şimdi nasıl ölümü veren? Ölümde vermek mi var almak mı? Ölüm demek Allah Azze ve Celle'nin şimdiye kadar verdiği her şeyi alması demek değil miydi? Öyle bilmiyor muydu? Ölümle elimden aldığı, öyle diyoruz değil mi haşa? Bak, biz ölümü öyle biliyorduk. Ölüm Allah Azze ve Celle'nin şimdiye kadar verdiği her şeyi alması demek değil mi? Değil, değil. Allah'ın ölümde aldığı tek şey var, şu kuru, hastalıklı, yarım yamalak cesedi alıyor. Başka aldığı hiçbir şey yok. Dünyada ne veriyorsa onun sonsuzunu vermesinin adı ölümdür. O yüzden Yumit, ölümü veren demektir. İsme bak ya. Acayip değil mi? Biz ölümü aldı zannediyoruz. Öldükten sonra Allah Azze ve Celle'nin aldıklarımı çok verdiklerime. Hadi buyurun. Verdikleri daha çok değil mi? Allah Allah. Şimdi ölümle ilgili bir meseleyi daha iyi anlamamız lazım. Biz neden hayattayız? Çünkü ismi hay bize tecelli ediyor. Buralarda neden elektrik var? Ana trafoda elektrik var. Anladınız değil mi? Neden bu lambalar yanıyor, ses çalışıyor? Niye elektrik var? Ana trafoda elektrik var. Bizde neden hayat var? İsmi hay bize tecelli ediyor. Merkez, mehaz olarak. Ya bunu çok duyuyorum, üzülüyorum ya. Burayı bir düzeltsek. Böyle ölmeyi baygınlık hali falan zannediyor. Öldükten sonra ismi hay daha şiddetli tecelli eder. Yani şimdi benim burada bir şeyi unutma ihtimalim var. Ölünce yok. Burada bir yoruldum deyip dinlenme ihtimali var. Ölünce yok. Öldükten sonra daha iyi görürsün. Daha iyi düşünürsün, daha canlısın çünkü. Sorguya alacak seni. Bayıldım ama unuttum ama müsaade eder mi? Öldüğün anda aynısın. Şu an neler düşünüp tefekkür ediyorsun? Bir saniye sonra Allah Azze ve Celle ruhunu kabzetse, aynısın, aynısın. Öldükten sonra rüya gibi değil, daha canlı bir hayat mertebesinde gidip hesaba tutulacağız. Bak bunun bir de rivayeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kabri anlatıyor. Yanında Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah orada ben aynı Ömer olacak mıyım? Evet ya Ömer aynı olacaksın, o zaman hiç tereddütüm yok diyor. Hazreti Ömer Efendimiz değil mi? Hep kılıç çekmiş, Münker Nekir'e bile belki değil mi? O zaman diyor, hiç tereddütüm yok. Neden öyle diyor? Aynı, aynı. Öldükten sonra yatakta bayılma haliniz yok. Öldükten sonra ismi hay daha şiddetli tecelli edecek. Unutmak istediğinizi bile unutamayacaksınız. Görmemek istediğinizi dahi göreceksiniz. Ölüm, şimdi var olan hayattan çok daha kuvvetli bir hayat mertebesidir. Çünkü ismi hay daha ciddi tecelli eder. Ölümü böyle bilmek lazım. Bu konu da bitti. Yumit konusu da bitti. Ne demekti Yumit? Ölümü veren. Allah ölünce demek ki veriyormuş. Ruhu da daha hayatlı verdi. Gördünüz mü bak? Ölüm öyle verme. Yeni konumuz. Ölüm inkiraz, yani son bulmak, dağılmak değildir. Üstad Hazretleri öyle diyor Risale-i Nur. Ölümün bizde gaflet sebebi olmasının bir konusu şudur. Ölünce parçalarımız dağılacak, tesadüfi davranacak gibi zannediyoruz. Parçalar tesadüfen dağılacak gibi zannettiğimizden de ölümü Allah'a veremiyoruz. Anladın değil mi? Ama ölüm bir dağılma, yok olma değildir. Ölüm bir binanın yıkılması gibi bir yıkılma değildir. Yeniden çok daha güzel bir binanın inşa edilmesidir. Bu kadar hikmetli bir inşa tesadüfe verilebilir mi? Demek ki ölümü veren Allah'a ancak vermek icap eder. Şimdi Risale-i Nur'dan bir cümle okumam lazım. 15. mektupta. Hem ademi mutlak zaten yoktur. Emre ademi mutlak ne demek? Emre bak o dersi izlemedin mi? Ne demek ademi mutlak? Mutlak yokluk. Yokluk diye bir şey var mı öyle? Yok değil mi? Rahm-ı madere yarın düşecek olan bir çocuk. Şu an nerede? Allah'ın ezeli ilminde. Yokluk var mı o zaman? Yokluk yok. Öbür ay inşaat yapacağız. Nerede o inşaat şu an?
Benim ilmimde. Yarın doğacak çocuk nerede? Allah'ın ezeli ilminde. Dalından kopup yerde kuruyan bir yaprağın bütün safaları nerede? Allah'ın ezeli ilminde. Madem her şey Allah Azze ve Celle'nin ilmi muhitinde, yokluk diye bir şey yok. Hem madem ademi mutlak zaten yoktur, çünkü bir ilmi muhit vardır. Her yeri kapsayan Allah Azze ve Celle'nin mutlak ilmi. Hem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Neden anlattım bunu? Şu yüzden anlattım. Her şey Allah'ın ilminde saklı mı? Saklı. Ben öldükten sonra o zaman benim ruhum yok. Olmayacak. Benim ruhum Allah Azze ve Celle'nin ilminde, hakikatte ve kabir aleminde devam edecek. Bakın şunu şöyle bilmek lazım. Şimdi ben, büyük ablam vardı da vefat etmiş küçükken, Burçin ablam. Annem böyle onun adı anılınca ağlardı annem. Bir gün dedim ki bak ana ağlama. Onun yeri belli. Nerede o? Sultanın sarayında. Sen artık ağlayacaksan bize ağla. Niye? O çocukken vefat etti. Bizim yerimiz belli değil. Hem dedim ki bak ana, ablamın mezarındaki ceset ablam değil. Bak o cesette ablama ait hiçbir duygu yok. Sevmek yok, tatlılık yok, sempatiklik yok, düşünmek yok. Hiçbirisi yok. Bu cesedin adı kıyafettir. Allah Azze ve Celle dünyaya gönderince ruh çıplak kalamayacağından dolayı bir kıyafet giydirdi. Ablam vefat edince kıyafetini çıkardı, toprak altındaki gardıroba koydu ve ruhu hayatına devam etti. Senin toprak altında ablam zannettiğin çıkardığı kıyafet benim ablam değil. Nerede? Benim ablam yaşıyor. Nerede? Berzah aleminde, kabir aleminde. Toprağın altındakiler nedir? Sevdiklerimiz, Allah Azze ve Celle'nin anne karnında diktiği, giydirdiği şu cesedi çıkarıp toprak altındaki gardıroba koyuyor. Ölüm dediğimiz bu oluyor. Ölüm şimdi yokluk oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Ölüm bir dağılma, kaybolma oldu mu? Olmadı değil mi? Allah Allah. Ölüm sadece ceset denilen kıyafeti çıkarmak oldu. Şimdi benim şu gömleği çıkarmamdan farkı var mı? Hiç farkı yok. Allah Allah. Böyle anlarsak var ya, ölüm gözyaşı getirir ama şikayet, şekva getirmez. Şimdi biz sevdiklerimizi umreye gönderince gülüyoruz. Bu hafta çok umreye giden oldu değil mi? Allah kabul etsin hepsini. Umreye gönderince mutlu oluyor insan değil mi sevdiklerini? Ölünce üzgünsün. Allah Allah. Şimdi birisini Ravza-i Mutahara'ya gönderiyorsun, mutlu oluyorsun. Ravza-i Mutahara'nın sahibine gönderiyorsun, ağlıyorsun. Garip değil mi? Bak, olmadı değil mi? Şimdi birinin beytine gönderiyorsun, mutlu oluyorsun. Beytine gönderdiğin zatına gönderiyorsun, üzülüyorsun. Üzülmemek lazım. Neden? İstemez misin Ravza-i Mutahara'nın sahibi? Senin gönderdiğin sevdiceğini kucaklasın. Hoş geldin, sonsuz güzelliğe desin. Ölüm bu işte, ölüm bu. Ravza-i Mutahara'ya gönderirken gülen, onun sahibine gönderirken daha çok mutlu olmak icap eder. Sadece ceset dayanamayıp arada gözyaşı dökebilir mi? Dökebilir. Bir problem yoktur. Ölüm bir terhistir. Buyurun. Tekrar edelim. Ölüm bir terhistir. Terhis görevden ayrılmak demek. En iyi kim anlar bu tabiri? Askerler anlar. Bak şimdi. Adam askerden ayrılacak bir hafta kalmış. Bavul hazırlıyor. Heyecanla. Niye? Baba ocağına, ana kucağına kavuşacak. Öyle mi? Bak, bir hafta sonra. Ya iyi de senin askeriyeden ayrılacağın arkadaşların var. Ne bu mutluluk? Niye mutlu biliyor musun? Terhis vazifesi gelince ayrılacakların mı daha kıymetli, kavuşacakların mı? He? Kavuşacakların değil mi? Ayrılacağı sevdiği arkadaşları, kavuşacağı anası babası. Terhis geldiğinde kavuşacakları ayrılacaklarından daha kıymetli olduğundan nasıl o asker ağa? Mutlu değil mi? Yerinde duramıyor. Bizim ölümle kavuşacaklarımız mı daha kıymetli, ayrılacaklarımız mı? Kavuşacaklarımız. Bir anlasak var ya, heyecanlanacağız, heyecanlanacağız. Gözünü yumduğun anda, hakiki varlık sahasında bu gözlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a açılma şansı var. Onu gören demiş ki, fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anasını babasını feda etmiş. Askerdeki ana baba kavuşması nedir? Onu gören ana baba feda etmiş. Kavuşacağım mı çok, ayrılacağım mı? Sahabe efendilerimiz. Hiç hayal ettin mi Hazreti Ebubekir yanında? Şöyle Hazreti Ömer'in dizinin dibinde. Musab bin Ümeyr. Nasıl benziyor değil mi Efendimiz Aleyhisselam'a? Uhud'da
benzetilmenin şiddetinden ilk kafasını veriyor ki biri fark edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaz. İlk onu ahirete gönderiyor. Ya Musab'a kavuşmak ne demek? Şimdi biz ölsek, yani teris olsak, görev bitmese değil mi? Teris olduğunda kavuşacaklarımız mı çok, ayrılacaklarımız mı? Kavuşacaklarımız daha kıymetli, daha çok değil mi? Allah Allah. Çocukken hatırlıyorum, bizim anneannemlerin apartmanı vardı. Altında da bir bakkalı vardı. Kiraya vermişti anneannem bakkalı. Sabah böyle paçasına yapışırdım. Anneanne bana çok o prens. O zaman o var. Şimdi biz muz görüyoruz, böyle muzu bile hızlı yiyen oluyor, şaşırıyoruz. Ya bu muzu nasıl hızlı yiyor bu diyor. Çocukken çok kıymetli onlar. Çoko prens ne demek? Muz ne demek? Şimdi yapışırdım sabahtan. Anneanne bize çoko prens. Anneanne çoko prens. Nerede anneanne? Gitti. Ayrılıkların olmadığı diyara gitti. Babaanne gitti. Dayı, hala, öyle değil mi? Bir de genç yaşta çocuğunu kaybeden yakınlarımız vardır değil mi? Ah ah, ne hasret, ne hasret. Ne hicran, ne hicran. E şimdi ölüm geldi, dedi ki teriz. Senin kavuşacakların mı daha çok, ayrılacakların mı daha çok? Kavuşacakların mı daha kıymetli, ayrılacakların mı daha kıymetli? İnsan böyle bir heyecanla ölümü ne yapar? Sever sever değil mi? Çok sever. Bak şimdi. Burayı bir oda düşünün, benim olduğum yeri. Burayı da yan oda düşünün. Ben bu odadan o odaya gitsem. Buradakiler bana diyor ki Mehmet çıktı. Buradakiler ne diyor? Girdi diyor. Şimdi ben çıktım mı girdim mi? Bak. Ben ölünce sahte dünyanın sahte ifadeleri diyor ki Mehmet çıktı gitti. Kabirdekiler de diyor ki geldi. Şimdi ben çıktım mı? Geldim mi? Hangisi? Sahte dünyanın sahte ifadeleriyle ölüme çıktı, bitti, gitti mi diyeceğiz? Esas diyarın esas ifadeleriyle ölen geldi, kavuştu, hicran yarası, ayrılıklar bitti mi diyeceğiz? Hangisi? İkincisi değil mi? Kalbimizin incelmesi lazım bak. Allah Allah. Bir de şu çıkıştaki olayı düşün bak. Şimdi bu odada iki tane sevdiğim arkadaşım var diyelim. İki tanıdığım var. Yan odada da bütün sevdiklerim var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe efendilerimiz hepsi var. Şimdi ben buradan çıkıp oraya girsem, ayrılık mı daha çok ağır basar, kavuşmak mı? Kavuşmak. Niye? Burada iki dost var. Orada benim ömrümü adamaya çalıştığım insanlar var. Allah Allah. Peki onlara kavuşmak için ne lazım bize? Ölüm lazım, ölüm. Ne sevimliymiş değil mi ölüm? Yumit ismi neden ölümü vermek, anladınız mı? Ölüm çok büyük bir ikram. Allah bir insanı yaratacak, muhatap alacak, bir de üstüne ölüm verecek. Yani kendisine sonsuz bir arkadaş verecek. Şimdi ben anlayalım diye anneanne diyorum, dede diyorum, sahabe efendilerimiz diyorum, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam diyorum. Ya ruhiyetu cemalullah ne demek ya? Ne demek? Allah'ı görmek ne demek ya? Bunun yanında diğer meseleler konuşulacak mesele mi ya? Anlayamıyoruz ki işte. O yüzden az zikrediyoruz yani. Ölünce ne var? Ruhiyetu cemalullah var ya. Ne demek bu ya? He? Allah'ı müşahede etmek ne demek ya? Ne demek? Neyle ele geçer bu? Ölümle ölüm. Nasıl nimet? Ehli iman için paha biçilmez. Allah Allah. Ölüme iman ile bakan insanlar bu meseleyi böyle çok iyi anlamışlar. Bak Risale-i Nur'da bir cümle var. Hayat değiştiren bir cümle. Diyor ki, ölümün hakikatini anlayan kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Nasıl cümle? Bak. Niye biliyor musun? Böyle kapı deliğinden bakıp sevdiklerinin sonsuz güzellikteki sofraların etrafındaki toplanışlarını biz gibi değil onlar. Onlar müşahede etmişler. Biz bir bakıyoruz kapı deliğinden ne görüyoruz? Karanlık görüyoruz. Sonra diyoruz ki ben bu ölümü istemem diyoruz. Ölümün hakikatini anlamayınca dünya bile zindan. Bir ufak yeri okumam lazım size. Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri şöyle diyor. İmam Rabbani'yi biliyorsunuz değil mi? Bak. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa. Kimi bahsediyor? İmam Rabbani Hazretlerine. Neredeymiş? Hadi cevap birlikte işleyeceğiz. Nerede? Hindistan'da. Ne çıkmış? Davet çıkmış. Bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Kim diyor bunu? Üstad Hazretleri diyor. Yani oraya bir davet olsa Hindistan'a gideceğim. Bak şimdi. Binaenaleyh. İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma. İki cihanın güneşi. Kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk-ı Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyorsunuz? Geri kalmak hatadır. Kim var öbür tarafta? Binler Faruk-ı Ahmetlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hazır ve nazır bize bekliyor. Diyor ki ziyarete gitmek için neden acele etmiyorsunuz? Ne yapalım acele edip hemen ölelim mi? Hayır onu demiyor. Neden onları görmek için acele etmiyorsunuz? Onları görmeye kalbini bağlayıp acele etmezsen görüşeceklerin
başkaları olacak diyor. Nasıl mana? Acayip değil mi? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki el mer'u ma'a men ahabba. Ne demek? Kişi sevdiğiyle beraber. Onları görmek için aceleyi anladınız mı? Hemen ölmek mi demek? Hayır, o vize, o pasaport elimizde yok. Allah'ın dediği zaman. Bekliyoruz, paydosu bekliyoruz işte. Neyi acele et o zaman? Onlarla görüşecek amelleri, sahabelerin ayak izlerine basmayı acele et ki sakın başkalarıyla görüşme. Bir gün bir kardeş geldi, vücuduna dövmeler yaptırmış. Sanatçılar, ben tanımıyorum o sanatçıları. Kim bunlar dedim, filanca sanatçı dedi. Ben çok seviyorum bunları, dövme yaptırdım. Eyvah dedim. Ne oldu abi dedi ya. E dedim, Efendimiz Aleyhisselam diyor, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen şimdi ölünce bunlarla beraber olmak ister misin? Onların yaptığı günaha ortak olmak ister misin? Aynı onlarla aynı yerde gözünü açmak ister misin? Yok abi, ben bunların hiçbirini istemem dedi. Dedim ki o zaman şu gönlün esas sevilecekleri sevmesi lazım. Tanımıyoruz ki sevelim. Tanımadan sevmek samimiyetsizliktir. Öyle mi? Öyle değil mi? İsim neydi? Emir, şimdi ben sana burada övgüler dizsem yarım saat. Emir şöyle iyi, Emir böyle iyi. Dersin ki hayırdır ya, tanımıyor, ne bu övgüler? Tanımadan sevmek samimiyetsizliktir. Allah'ı tanımadan, peygamberi tanımadan, sahabenin mücadelesini tanımadan dilde sevmek şekilciliktir. Tanımaya, bilmeye, amel etmeye mecbur ve mükellefiz. Yoksa kalbimizdeki muhabbet karışacak, kimi severse onunla da buluşacak. Allah muhafaza etsin. Kalbindeki putlarla kavuşturacak seni. Çok acı değil mi? Kalbinde taptığın, hayran olduğun. Geçen bir futbol muhabbeti açıldı. İnan bir saat susulmaz mı ya? Nereden biliyorsunuz bu kadar ya? Bu kadar mı detaylı ya? Yani stres atmak için oyna, takip et, kafanı dağıt, eyvallah. Ama o kalbine diğer meseleler hiç yok yeri. Bu mu yani? Bu kadar mı yani? Ölüm tebdili mekandır. Yani mekan değişikliğidir. Ölüm neymiş? Mekan değişikliği. Ölümden korkanlar yokluk sandığı için korkuyor. Allah Azze ve Celle anne karnındaki halimizi bizden aldı. Dünyaya verdi. Ne yaptı bize? Mekan değiştirdi. Şimdi Allah'ın verdiği mi çok, aldığı mı çok? Verdiği çok değil mi? Anne karnında elim var. İşe yaramıyor. Burnun var. Kullanamıyorsun, işe yaramıyor. Ağzın var. E buradan besleniyorsun, hortumdan. İşe yaramıyor. Ayağın var, koşamıyorsun, işe yaramıyor. Allah Azze ve Celle oradaki ölümü alıyor. Orada öldü diyor. Dışarıdaki ne diyor? Doğdu diyor. Oradan aldı, mekan değiştirdi, öbür diyara verdi. Ne çıktı ortaya? Anne karnında kullanamadığın ne kadar cihazat varsa her birisi bu dünyada kullanıldı. Şimdi anne karnında iki tane ikiz bebek olsa. Bir tanesi anne karnında, öbürü de çıkmış anne karnında. Bu çıkmış, dışarıda doğdu. Bu nerede henüz? Anne karnında. Biz bu anne karnındakine sorsak ne der biliyor musun? Eyvah, kardeşim çıktı gitti öldü der. Bak değil mi? Niye? Buradan gitti ya. Biz buradan gidene ne diyoruz? Çıktı gitti öldü diyoruz. Bu ne diyecek? Bu da aynı şeyi diyecek. Eyvah eyvah, kardeşim çıktı gitti öldü, yazık, başına neler geldi. Dışarıdakine gidip desek ki ya bu anne karnındaki, rahmi maderdeki kardeşin diyor ki bu çıktı gitti öldü, kurudu, çöl oldu falan. Ne der biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun? Oradaki hayat hayat mı ya? Asıl hayat buradaymış der ya. Allah Allah. Anne karnındaki biri çıkınca öldü diyor. Dışarıdakiler doğdu diyor. Şimdi biz ölünce doğacak mıyız? Yok mu olacağız? Hangisi? Bak şimdi. Buradakiler bize öldü diyecek. Oradakiler doğdu diyecek. Hangisi doğru? Doğmak doğru, doğmak. Bakın, anne karnındaki bebek kabiliyetlerini anne karnında kullanabiliyor muydu? Kullanamıyordu. Ya Rab, neden verdin o zaman? Orada verdiğim kabiliyetler mekan değişince bir sonraki alemde kullanılacağına delildir. Kullandı mı? Kullandı. Şimdiki kabiliyetlerinize bakın. Hiç üzülmek istemiyorum. Siz istiyor musunuz? Yok. Peki bu kabiliyetimi burada kullanabilir miyim? Yok. Hiç hicran istemiyorum. Ayrılık acısı var ya. Ben medresede kardeşlerle hiç böyle vedalaşmıyorum. Dayanamıyorum yani. Böyle üzülüyorum. Diyorum giderken haber vermeden gidin. Mesaj atarsınız abi, vardım falan. Ya üzülüyor insan ya. Ayrılık ne büyük acı. Biz cehennemin azabını bilmiyoruz ki. Biz ayrılığın azabını biliyoruz. O yüzden cehennemden korkuyoruz. Cehennem sonsuz ayrılıklar diyarı çünkü. Allah Allah. Şimdi benim bu duygularım, daha devamı da var. Değil mi? Çilek yiyip muz tadı gelsin istiyorum. Masamdaki tantuniler hiç bitmesin istiyorum. Tantunilere doymak hiç istemiyorum. Değil mi? Bunlar bu dünyada oluyor mu? Olmuyor. Ya Rab, neden verdin o zaman? Yeni doğumunda bunların her birinin sonsuz bir karşılığı olacağından bu dünyada verdim. Ama ne lazım? Bir mekan değişikliği lazım. O zaman ölüm nedir? Mekan değişikliği. Anne karnındaki çocuğun rahmi maderden çıkıp çok daha geniş bir sahaya
O geniş mekana gitmesi ve onu tatması. Öyle mi? Allah Allah. Ölüm bir beden değişikliğidir. Buyurun, ölüm beden değişikliğidir. Bak, o yukarıdan hiç ses gelmiyor. Ölüm beden değişikliği. Tırtıl öldüm demiş. Allah kelebek yaratmış. Ne değişmiş? Beden değişmiş. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Şu askere yine gidelim mi? Askere gidelim. Askerde özellikle bir arkadaşımız komando olarak vazife yaptıysa üstünde sürekli kamuflajlar. Doğru mu? Kilolarca yükü aylarca taşıyor üstünde. O arkadaşlarla görüşün. Askerden terhis olduktan sonra, vazife bittikten sonra, yani kamuflajları, ağırlıkları çıkardıktan sonra ne diyor biliyor musun? Allah Allah, rahatladım ya. Ne kadar meğer üstümde yük taşıyormuşum diyor. Kuş gibi özgür oldum diyor. Niye anlattım bunu biliyor musun? Şu ceset var ya ceset. Ruhun ayak bağı. Ruha ağırlıktan başka bir şey değil. Şu cesedi bir çıkarsan ne olur biliyor musun? O askerde kamuflajı çıkaran adam mutlu oluyor mu? Oluyor. Şu cesedi bir çıkarsan ruhun ayak bağı ya, ayak bağı. Sıcak oldu, terledim. Bak. Soğuk oldu, üşüdüm. Hararet yaptım, susadım. Enerjim düştü, acıktım. Ya senin zahmetinle mi uğraşacağım ya? Şu cesedi bir çıkarsan ne olur? Allah Allah. Bizim bir arkadaş 140 kilo 70'e düşmüş. Abi diyor 70'i verdim rahatladım. Dedim sen ikinci 70'i ver rahatlığı o zaman gör. Bir verse o 70'i. Ceset ruhun ayak bağı, ayak bağı. Bizim normalde ruhumuzun her yeri görür. Hani şunu yaşamışsınızdır. Hissi kablel vuku. Sırt dönük karşılıklı. Şöyle bir aynı anda bakıyorsunuz. Fark da ediyorsunuz. Yani ne oldu? Ruhlar görebiliyor işte. Ama her yeri gören ruhu al, beden hapishanesine koy. Sadece iki pencereden. Niye hapishane dediğini anladın mı? Hapishanede öyle oluyor değil mi? Açıyor küçücük pencereyi, ancak oradan görüyor. Her yeri gören ruh bunda tatmin olur mu ya? Nerede görüyor ama? İki tane göz açmışlar mahpustan. Öyle mi? Öyle öyle. Öyle bak. Ruhun özellikleri bir çıksın var ya. Zindan ya. Bu ceset zindan zindan. Her şeyde derdi var. Allah Allah. Ehli iman için deniyor ki, cümleye bak. Bir anda bin yıldızda. Ruhun özelliği buymuş bak. Bir anda bin yıldızda. E şimdi şurada oturuyoruz değil mi? Belimiz ağrıyor, dizimiz ağrıyor. Ayak uyuşuyor. Hep cesedin ihtiyacı, hep cesedin ihtiyacı. Sürekli onu hallet onu. Biz gelmeden doktora uğradık. Az belim ağrıyordu da bir şey var biraz. Ya işte bele git, bakım yaptır, gel bir ilaç al falan. Ya bu cesedin işiyle mi uğraşacaksın? Hiç ruha göre bir özellik değil. Ruh bunları istemiyor. Ruh dert çekmek istemiyor, kavur çekmek istemiyor. Hep mutluluk istiyor, ayrılmak istemiyor. Bir anda herkesle birden konuşmak istiyor. Orada zaman mekan var mı? Yok değil mi? Şimdi tanışmak istesek sıraya girmemiz gerekecek değil mi? Peki ruhların konuşmasında böyle bir şey var mı? Sıra beklemek bile yok. Gittik, Allah kabul etti, cennete diyelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açtı kolları. Bu kadar ümmet sıra bekleye bekleye var mı gerek? Gerek yok. Hiç ruhun özellikleri bunlar değil. Allah Allah. O zaman insanın en konforlu olduğu hal ne hali? Ölüm hali, ölüm. Para yok. Kaşıma yok. Evlilik derdi. Baba gülenler. Başınız belaya girecek, yapmayın bak. Değil mi? Dert yok, acı yok, kaşıntı yok, bel yok, dizim ağrıdı yok. Öyle mi? Ayağım üşüdü yok. Allah Allah. Hele o ayağı hızlı üşüyenler değil mi? Hemen sobanın kenarında ömrü tükenir. Ömrün yarısı orada. Bunlar hep cesedin özellikleri. Bunları çıkardığında rahatlayacaksın. Biz bir gün İstanbul trafiğine girdik arabayla. 3 dakika, 3 saat biliyorsunuz orada. Ben arabanın içerisindeyken arabanın kurallarına uymak zorunda olduğumdan ben de arabayla aynı hızda gitmek durumunda kaldım. Nasıl daraldım? Bir dakika geçiyor, anca ilerlemişiz. Bir dakika geçiyor şu kadar. Yani 3 kilometrelik yolu saatlerce bekliyorsun öyle. Tam bir park yeri buldum, arabayı park ettim. Arabadan indim. Artık arabanın kurallarına uymak zorunda olmadığımdan, yani arabayı cesedim gibi düşün, arabayı çıkardığımdan oh dedim, nasıl rahat. E şimdi ben cesedin kurallarına uymak zorundayım. Uyut, yıka, besle, dişini fırçala, saçını tara. E ben şu cesedi de bir gün park etsem. Nereye? Gardıroba. Neredeydi gardırop? Toprak altında. Ben park etsem, bütün kayıtlardan çıksam, cesedin kurallarına uymak zorunda olmasam. Nasıl bir lezzet ya? Üstad Hazretleri diyor ki, hayvaniyeti ve cismaniyeti terk et. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. Cümleye bak, cümleye. Cümleye bak. Nasıl bir lezzet ya? Böyle bir lezzet almasa sahabe efendilerimiz böyle ömür verirler mi? Almayan verebilir mi? Ruhun lezzeti bambaşka.
Biz şimdi makarna görünce gözleri dönen insanlar anlayamıyoruz ruhun lezzetini. Aman iş elimden gitmesin diye korkan insanlar ölümle ilgili endişeleri duyamıyoruz. Ruhumuz çok kalınlaştı. Ama ruhu incelen mutlaka tadacağı lezzetler bunlardır. Allah Allah. Anladınız mı? Beden değişikliği. Şimdi bir arabam var. Vergi günü geldi, lastikleri değiştir, kaportaya vurmuşlar, boya, onu yap, bunu yap. Hop müşteri çıktı, sattın. Bütün dertleri de sattın mı? Sattın. E ihtiyarlayınca bel nasıl oluyor? Bel bükülüyor, göz görmüyor, öyle değil mi? Sattın bu bedeni, ne oldu? Dertleri de onunla birlikte gitti. Bak, ölüm böyle bir hal. Biz bu hali bilmiyoruz. Bilmediğimizde anlamıyoruz ama bu halin yakın bir hali var. Var mı cevap? Ölümü anlamamıza hangi hal en yakındır? Çok güzel. Rüya. Bak, şimdi mesela güzel rüya gören adamı uyandır, ne yapıyor hemen? Çeksene elini birader ya. Allah Allah, bu saatte değil mi? Niye? Adam uyanmak istemiyor. Çünkü rüyada alemi misalde yaşıyor. Gerçek bir alem. Bizim hayallerimizin de olduğu alem, alemi misal. Gerçek bir alem. Kabir bir alem mi? Alem. Sıcaklık bir alem mi? Alem. Cazibe bir alem mi? Alem. Dünya, ne diyoruz dünyaya? Alemi şehadet. Değil mi? Öldükten sonraki alem, alemi gayb. Yani uykuda gerçek bir aleme gidiyor. Bunların hep yerine koymamız lazım. Bu iman dersleri çok önemli. Öyle olunca cesedin kayıtlarından kurtuluyor. Adam mutlu. Değil mi? Biri uyandırsa diyor ki ya ne elledin beni, ne kadar güzel gülüyorduk diyor ya. Bizim böyle medreseye gamer arkadaşlar geliyor. Bilgisayar oyunu oynuyor. 30, 40, 50 saat. Allah Allah. Ya sen 30, 40, 50 saat nasıl oyun oynuyorsun? Şimdi adam oyunda istediği yeri değiştirebiliyor mu? Değiştiriyor. İstediği arabaya biniyor mu? Biniyor. İstediği yeri ziyarete gidiyor mu? Gidiyor. Oyundan çıkıp bunları dünyada yapmak istese, hayda, yan sandalyeden yan sandalyeye geçmek problem. Cesedi doyurmak problem. Adam aslında bir üst alemde ruhun lezzetini arıyor, öyle mi? O yüzden de oyundan çıkamıyor. Şimdi bu teknoloji neden bizi bu kadar merakımızı celbediyor? Teknoloji arttıkça ruhun özelliklerine yaklaşıyorsun. Şimdi adam arabada basıyor 265. Mutlu adam ya. Ya ne oldu, niye mutlusun? Ruhun hızını yakalamaya çalışıyor. Bak öyle mi? O yüzden ruhun özelliklerine yaklaştıkça ya diyor bir ilaç aldım diyor, yorgunluk hissetmedim. Bu neyin özelliği? Ruhun özelliği. Değil mi? Ya aynı anda diyor yazarak bir sürü arkadaş aynı gruptan konuşuyoruz. Bu kimin özelliği? Ruhun özelliği ya. Az önce Türkiye'yi aradık, bir konuşma yaptık. Ya bu niye hoşumuza gidiyor teknoloji? Ruhun özelliklerine yaklaştıkça işte buna yaklaşmanın bir yolu var. Ölmek. O zaman yeni konuya geçelim mi? Yoruldunuz mu? Heh, bak doğru söyle. Şimdi Emre. Heh. Dersler anlaşılıyor değil mi? Bu dersleri böyle denklem denklem anlamak bizim burada 50 saat muhabbet etmemizin üstündedir. Bak iman dersi bu, tevhid dersi. Bunun yerine ayrı koyacağız. Olur mu? Ha ölüm buymuş buymuş. Bunu anlamak çok önemli. Mesele bu. Sahabe efendilerimizin Mekke'de yaptığı değil mi? Bak namazı 11 yıl sonra farz diyor. Tesettür 17 yıl sonra. Ya Resulallah ne yaptınız? Bunları anlatmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar iman dersi, tevhid dersi. O yüzden telefonları hiç oynamayın. Ben burada hepinizi görüyorum. Abla bak görüyor mu? Hiç oynamayın telefonları. Gözüm bozuk ama Allah telefonları gösteriyor. Yeni konuya geçeyim mi? Ölüm paydostur. Şimdi burada madende çalışan çok arkadaş var değil mi? Zor iş. Allah yardımcınız olsun. Biz size dua ediyoruz. O adam neyi bekler? Paydos zilini bekler. Paydos zili çalınca sevinir mi? Sevinir. Yorgunluk bitti, iş bitti, meşakkat bitti. Çocuğumun, sıcacık yuvamın yerine gideceğim. Paydos ziline kim sevinmez? Aylak aylak gezip çalışmayan adam sevinmez. Çünkü paydos zili onun için bir şey ifade etmez. Sahabe mantığında üstüne bir yük olmuş adamlar ölümü o yüzden paydos zili gibi hasretle bekliyor. Çünkü ölüm geldiğinde dünyanın bütün zahmetlerinden sıyrılacak, sonsuz güzelliğe gidecek. Ama sahabenin mantığını anlamayan, onların ayak izlerine basmaya çalışmayan, Allah'ı, ahireti, ölümü umursamayan bir insan aylak aylak gezdiği için ölüm, yani paydos zili o adam için hiçbir anlam ifade etmiyor. Öyle mi? Ölüm nedir? Paydos. Kimin için anlamlı? Omuzunda yükü anlayan için. Yük dediğimde altın, zümrüt, yakuta, dağ taş değil. Sadece yükün ne olduğunu anlamak için arada bakmaya marifetullah dersi deniyor. Adam yük sandığına şöyle baksa, aa altınları görse sıkıntı yok. O görmenin adına iman dersi deniyor. Bak şimdi. Bir gün bir amca gördük 90 yaşında, heyecanlı. 90 yaşında.
Ya amca niye heyecanlısın? Öleceğim için. Allah Allah. 90 yaşında neyin heyecanı bu? 33'ün heyecanı. 90 dediği cesedin yaşı. Kıyafet bu ya, kıyafet. Bunun adı ne? Kıyafet ya. Peki adamın asıl kıyafeti nerede? 33'te. Yani sonsuz güzelliklerde. Bütün ağırlıklardan kurtulacak mı? Kurtulacak. Kafesten salınan kuş nasıl uçuyor? Aynı öyle uçacak mı? Uçacak. Şimdi bu heyecanlanır mı, heyecanlanmaz mı? Buyurun. Söyle. Yatırımlarına kavuşacak, yatırımlarına. Adam şimdi araba sipariş ediyor, heyecanla bekliyor, yatırımına kavuşacak. Bir gün Almanya'da 40 yıl çalışan birisi köyüne villa yaptırmış. Bu hikayenin size yabancı gelmeyeceğine eminim. 40 yıl. Dönüş günü kalp krizi geçiriyor. Dönüş günü vefat ediyor. Köyüne götürüyorlar. Hanıma hoca efendiden rica ediyor. Hocam diyor. Ne olur bir gece evde uyusa. Ne olur. Rahmetli diyor çok emek vermişti bu eve. Bütün vaktini, sermayesini, her şeyini bu eve harcamıştı. Bari müsaade edin. Bir gece bu evde uyusun. Ömrünü adadığın saltanattan bir gün yaşatmıyor Allah. Hikayeye bak, hikayeye bak. Onu muhafaza ederek müsaade etmişler. Hani o kokmama vesaire gibi malumunuz bilirsiniz. Peki kendisi orada mı ki oranın tadı alınsın? Orada mı? Gariban olun, fakir olun, kahır çekin demiyorum. En güzeller Müslümanların olsun, ben çok mutlu oluyorum. Ama lütfen asıl mesele bunlar değil. Ölümü bilmedikten sonra 5 kuruş işine yaramayacak bunlar. Hikayenin sonu hep burasına gidecek. Hep burasına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir ayet geldi, beni ihtiyarlattı. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Neden ihtiyarlattığını anladınız mı? Çünkü dünyadaki ahvali sürekli bir yük taşıma meşgalesi olduğundan dolayı o ağırlık veriyor. Bize niye vermiyor? Mesuliyetimiz yok ki. Tek mesuliyetimiz şu yabani atlar gibi olan nefsin ne istiyorsa onu yapalım. Nereyi gezmek istiyorsa onu gezdirelim. Ne yemek istiyorsa onu yedirelim. Dünyanın Allah'ı razı edecek yükünü omuzlarında hissedemeyen bir adam için ölüm paydos değildir. Ama emrolunduğun gibi dosdoğru ol diye bir emri sahabe mantığında anlamaya çalışan birisi için bu ayet insanı ihtiyarlatır, ihtiyarlatır. Öyle mi? Abdullah İbni Mesud diyor. 40 küsür beyaz tel saçını saymış Mescid-i Nebevi'de uyurken biliyor musunuz? Bak. Ya öyle düşkünler ya, öyle. Biz şimdi onları hiç bilmesek, benzemeye çalışmasak, dilimizde de hep ölüm olsa bence samimi değil. Bence samimi değil. Allah Allah. İnanın ölüm vakti, paydos vakti gelince diyeceğiz ki Allah bizden razı olursa ya nasıl dayanmışım bu dünyaya ya? Çile, kahır. Bak düşünün üzüntülerinizi, dertlerinizi, kırılan kalplerinizi, yüreklerinizi, gönüllerinizi. Nasıl dayanmışız diyeceğiz ya bu dünyaya? Bu dünyanın lezzeti bile lezzet değil. Ben bu dünyada yemekten nasıl lezzet alabilirim? Eğer acıkırsam. Doğru mu? Yani benim lezzet dediğim ne biliyor musun? Acıkma elemini def etmeye lezzet diyoruz. Bak. Ben sudan nasıl lezzet alabilirim? Eğer susarsam. Yani susamanın bir elemi var. Bunu def etmeye de biz lezzet demişiz. Ya böyle lezzet mi olur ya? Cennetin lezzeti bizzat lezzet. Bir eksikliğin giderilmesi değil. Nasıl lezzet? Bizzat lezzet. Şimdi sen acıkacaksın da 6 tane tantuni gelecek de değil mi? Ya bizim oraya geliyorlar 6 tane ya. Misafirsin sen 6 tantuni nedir ya? Acıkacak da tantuni yiyecek. Yani açlığın elemini def etmeye lezzet diyoruz. Cennette öyle mi? Bizzat. Şimdi ben 2. tantuniden aldığım lezzeti 1. tantuniden alabilir miyim? Lezzet düştü. 3, 4 Zaten 4'ten sonrası hırsa giriyor. 5, 6 değil mi? Adam iddialaşıyor, yiyor. Cennette nasıl biliyor musun? Elmayı ısırıyorsun. 2. ısırığının 1. ısırıkla lezzet alakası yok. Bambaşka. 2. elmaya geçiyorsun. Bambaşka yeni bir lezzet. Tekrar edeyim. Cennette lezzet tekrar etmeyecek. Sonsuzun hazinesinde tekrara ne ihtiyaç? Yeni lezzet, yeni lezzet, yeni lezzet. Bıkmak yok. Usanmak yok. 100 yıllarca elma yiyeceğiz. Emre, orada bul, gidersen beni bul. Hep elmada takılı kalma bak. Bazı dersleri kaçırıyorsun. Bu dünyadaki lezzet mi? Değil değil mi? Biz nereliyiz sizce? Hiç buralıya benziyor muyuz? Ya hiçbir duygu tutmuyor ya. Hiçbir duygu tutmuyor ya. Nereliyiz sizce biz? Cennetli cennetli. Bak. Oradan gelmişiz. Manevi duygularımız gelişip Allah Azze ve Celle'ye layık olsun diye dünya toprağına ekilmişiz. Tekrar oraya gideceğiz. Ama oralı olduğumuz nereden belli? Dünyalara sığmayan ruhun var. Fani her şey seni üzüyor mu? Üzüyor. Ne istiyorsun?
Sonsuzluk istiyorsun, sonsuzluk. Şimdi biz bir tane kutup ayısını alıp eve getirsek, şöminenin başını koysak, olur mu? Olmadı değil mi? Azap olur. Neden? Çünkü benim evim kutup ayısının standartlarına uygun değil. Bir soru geliyor. Evimdeki hangi alet kutup ayısı standartlarına en uygun? Buzdolabı. Benim kutup ayısını rahat ettirebilmek için o daracık buzdolabına koyacağım ki anca orada rahat etsin. Ah işte dünyada tam bu haldeyiz. Bazı standartları yakalayalım diye daracık şu dünyada mahpusta gibi, zindanda gibi kalmışız. Biz buralı değiliz. Ruhunun, kalbinin seslerini işiten anlar ki hiç buraya uygun değil, hiç. Kırılmak istemiyor, haksızlık istemiyor, incinmek istemiyor. Komşusu üzülsün istemiyor. Dönüyorsun Filistin'e bakıyorsun, günlerce uyuyamıyorsun. Canından can hepsi. Hepsi can. Hepsi çok güzel olacak inşallah hepsi. Alemin dağılıyor, uykun kaçıyor. Çok affedersiniz, terbiyesizlik yapmak değil amacım da. Cahil Müslüman görüyorsun, yıkılıyorsun sabahlara kadar. En sevdikleri şey değil mi? Namaz kılsın, hiçbir şey bilmesin, cahil cühela Müslüman kalsın. Çok seviyorlar değil mi? Görüyorsun, yıkılıyorsun, tüh diyorsun. Yıllarca İslam'ı biliyorum demiş, daha gıybeti çözememiş. Tüh diyorsun, çok üzülüyorsun çok. Hiç bu dünyalık değiliz, hiç. Nereliyiz? Cennetliyiz, cennetli. Allah Allah, bak. Cennetin standartları dünyada var mı? Yok değil mi? Bir gün adamın bir tanesi bir ev yapmış, villa. Aynı cennet tasvirlerinde ne geçiyor? Aynısını yapmış. Altından ırmaklar akıyor. Böyle yani. O hadis. O hadisi de altın anlayan var. Para olan altın. Allah, ırmağın altında. Altını diyor kullanacak mıyız orada? Tahtel. Yani altından tahtel. Ama bir şeyi koyamamış oraya. Sonsuzluk. En güzel şeylerin elinden sonsuzluğu aldığın an onun adı artık cennet değil, cehennemin dibidir. Cenneti cennet yapan sonsuzluğudur. Öyle mi? Allah Allah. En güzel şeyleri buyurun biriktirelim, elde edelim. Ölüm olduktan sonra 1000 yılla 1 günün inanın farkı yok. Akıbeti hep aynı. Kalbini bağladığın her şeyin içerisinden Azrail Aleyhisselam çekip alacak. Ya şaka gibi ya. Normalde bir adama silah tutsalar, seni öldüreceğim deseler, dur bendekileri al, bana zarar verme der. Azrail Aleyhisselam şaka gibi sendekileri bırakıp seni çekip alacak. Anlamıyoruz. Bambaşka bir hikaye bu ölümün hakikati. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedim ya az önce cennet tasviri. Aslında cennet tasviri için diyor ki bak hadise dikkat edin. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani 7 düvel toplanalım, cenneti hayal edelim. Hah cennet o değil işte. Ya böyle sonsuzluk ne demek ya? Sonsuzluk ne demek? Çokları var ya o gün geldiğinde ben neyi tepmişimin azabından herhalde cehennemin azabını hissedemeyecek. Neyi tepmişiz, neyi? Öyle oluyor değil mi? Adam kardan zarar ediyor. Telefonu almış, öbür hafta ucuzlamış. Yıkılıyor adam kardan zarar ettiği için. Cennete adam ne olur? Buralı değiliz yani. Belli ki cennetliyiz. Burada misafiriz. Misafir yolcu demek. Seferden geliyor değil mi? Misafir oturmaya gelen değil, misafir yolcu demek. Misafir adam misafirlikte rahat ediyor mu? Hele analarımız değil mi? Gitti, gördü, muhabbet etti diyor ki bey hadi eve. Niye? Misafir ya. Rahat edemiyor, evinde rahat ediyor. Bu dünyada rahat edemiyoruz. Niye? Misafirsin. Misafir olan kimse götüremeyeceği şeye kalbini bağlamaz. Komşunun yemek takımı çok aklımda kaldı demez. Orada ikram edilene elhamdülillah der, çeker gider. Bir gün bir arkadaş bana dedi ki ya dedi bu insanların lüks düşkünlüğünü zaman bitecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Niye? Çünkü insan lüksle cennetin standartlarını yakalamaya çalışıyor öyle mi? Onu da hiçbir zaman yakalayamayacağından dolayı o düşkünlük de hiçbir zaman bitmeyecek. Allah Allah. Ördek doğar doğmaz neyi arar? Suyu arar. Bir şey aranıyorsa vardır. Bak çok önemli. Ördek doğar doğmaz suyu arar. Sen nerede gördün yumurtanın içinde suyu? Yok bilmiyor ki. Bebek doğar doğmaz sütü arar. Ya sen sütü ne bileceksin? Bir şey aranıyorsa vardır. İnsan bu zindanı dünyada hep sonsuzluğu arar. Bir şey aranıyorsa vardır. Bak. Öyle mi? Ya dışarıda felsefik inkara bakan konuşmaları boş verin ya. Dinin özünde kemalatında insana zerre şüphe vermeyecek hakikatler var. Öyle mi? Bir şey aranıyorsa vardır. Ördek yumurtadan çıkar çıkmaz suyu arar. Suyu bulana kadar çayırlar, çimenler gezer. Suyu bulana kadar asla rahat huzura eremez. Bir bebek gözünü açıp uyanır uyanmaz anne musluklarını arar. Oradan sütü bulana kadar onun ağlamasını durdurmak mümkün değildir. Artık ona huzur yoktur. Ne zamanki sütüne, anasının şefkatli musluklarına, sinesine kavuşur, artık onun için huzur odur. Bu dünyada sonsuzluğu arıyoruz ama bulamayacağız. Bize dünyada huzur ancak oyalanma için.
Ne zaman ki sonsuzluğa yani cennete kavuşacağız, işte yüzümüzün güleceği yer tam da orasıdır. Kalbin yaratıldığı şeyi araması lazım. Sonsuzluğu ararken bazen de elimize fani şeyler gelir. Aşklar, gayrimeşru aşklar, tapılan demirler, betonlar. Aha bu deriz, aha bu. Beni mutlu edecek şey bu. Onu da böyle sonsuzluğun yerinde koymaya çalıştığımızdan azap içinde azap, değil mi? Zindan içinde zindan. Yeni konuya geçeyim mi? Ölüm beden hapsinden azattır. Bir teorik bir mesele anlatacağım. Biraz dikkatinizi vermeniz lazım. Ruh dediğimiz şey bir kanundur. Yani emri ilahidir. Ruh bir kanundur. Hani yerin çekme kanunu var ya. Güneşin ısıtma kanunu var. Doğru mu? Gezegenlerin cezbe dafiye kanunu var. Ruh da öyle bir kanundur ama şuuru vardır. Anladınız mı diğer kanunlardan ruhun farkını? Neyi var? Şuuru var. Kanun tek başına iş yapabilir mi? Yapamaz. Şuraya sigara içilmez diye kanun asalım. Şurada da birisi yaksın. O onu engelleyebilir mi? Hayır. Kanunun bir vücuda girmesi lazım çalışmak için. Hangi vücuda girer? Polis vücuduna, asker vücuduna, hakim vücuduna, savcı vücuduna girer ancak öyle çalışır. Ruh bir kanun muydu? Kanundu. Farkı neydi? Şuurlu. O yüzden ruh tek başına kanun olduğundan çalışamaz. Mutlaka bir kıyafetin içine girmesi lazım. İşte ruhun anne karnına gelmeden önceki kıyafetine ne deniyor? Helal olsun ya. Kim verdi cevabı? Tebrik ederim ya. Allah Allah, sen tanıdık mısın? Yok ya, tanımıyoruz. Bak maşallah, tebrik ederim. Anne karnından önce gılaf-ı latif. Sonra çıkardı mı o kıyafeti? Çıkardı. Anne karnında ceset. Daha sonra berzahta da bedeni misali giyecek. O zaman ceset dediğimiz olay ruhun alet çantası. Bizim aslında gören ruhumuzdur ama alet çantasından gözlerle görür. Bizim aslında işiten ruhumuzdur ama alet çantasından kulakla işitir. Bizim lezzet alan ruhumuzdur ama alet çantasında lezzet almak için bu dili kullanır. Şimdi demek ki ruh baki, ruhun baki olduğunu iyice anlıyorsunuz değil mi? Hani dedim ya anneme, anne o mezardaki ablam değil. Anlaşılıyor değil mi? Onların hepsi kıyafet. Allah nasip eder ahirete kavuşursak cennete bu kıyafetle gidilmez. Şimdi altı tantuniyle doyan mideyle cennete gidilir mi? Gidilmez. Bak ızdırap olur değil mi? Hani sonsuzdu ya nimetler değil mi? Altı tantuniyle adam gitti. Sonra altı da soda. 3 kilometre yürüdüğünde yorulan ayaklarla cennete gidilir mi? Gidilmez. Demek ki cennette bu ruh cennetin sonsuz özelliklerine uygun başka bir kıyafet giyecektir. Allah bizi muhafaza etsin. Cehenneme de bu kıyafetle gidilmez. Biraz canı acıdığında ölen bir bedenle cehenneme gidilir mi? Gidilmez. Demek ki cehennemde de insan farklı bir beden giyecek. Yanıp tükenmeyen bir beden. Yılan, akrep, çıyanların en sevdiği şey sokmak. O yüzden de Allah Azze ve Celle onlar zevk alsın diye cehenneme de sokacak onları. Hem cehenneme sokacak hem cehennemde sokturacak onlara. Onların ızdırap vermesiyle tekrar yok olmayacak, ölmeyecek bir beden. Onu anlatan en güzel tasvir ne biliyor musun? Diyor ki, ateşten gömlek giydirilecek. Her bir duyguya bir kıvılcım verilecek. O kıvılcımla da bir azap duyulacak. Ne demek? Anlatalım. Bir insanın bir kıyafeti acı verir mi? Verir. İşte ceset kıyafet değil mi? Kolun kırılıyor, acı vermiyor mu? Demek kıyafet acı verir. Şurası kesiliyor, acı vermiyor mu? Demek ki cehennemde giydirilen ateşten gömlek yani kıyafet bir insana acı verir. Hem de ne kadar verecek biliyor musun? Dünyada 5 tane organımız var. Ahirette 1500 latife var. 1500 latifeye bir kıvılcım, her biri bir azap. Hiç şunu yaşadınız mı? Oo bu ne koku ya? Çek şunu, öldüm. İşte cehennemde kokuyla azap var. Ya şu müziği kapa, kulağım mahvoldu. Cehennemde sesle azap var. Semud kavmi nasıl helak oldu? Sesle ya. Hele sevdiğin birinden ızdırap duysan yıkılıyorsun değil mi? Kaps diyoruz. Kaps. Aslan pençesinde sıkışmak. Ya cehennemde o kalbin hep sıkışık halde kalırsa? Dünyada kabzı biraz yaşayanlar dünyaya küsüp terk etmeye çalışıyor. Allah muhafaza buyursun herkesi. Orada onu da yapamayacaksın. Uyumak yok. Bayılmak yok. Dinlenmek yok. O cesedi, o kıyafeti tekrar değiştirmek o da yok. Allah buralardan muhafaza buyursun. Ruhun kıyafeti bu şekilde. Bazen biz ihtiyar insanları görüyoruz. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor diyoruz. Eriyip gidiyor mu onlar? Gitmiyor değil mi? Çiftçi var mı? Bu bölgelerde çiftçi az değil mi? Genelde sanayi çalışılıyor değil mi? Köyde de mi ekmiyorsunuz? Ha? Yok mu çiftçi? Şimdi çiftçi tohumu toprağa atar.
Onun ilk evresine tohumun ölümü denir. Çiftçi üzülür mü tohumun ölmesine? Üzülmez. Niye? Çünkü o tohum toprağa düşüp ölünce bire bin verecek. Tohumun toprağa düşüp bire bin vermesine çiftçi üzülmezken biz toprağa düşsek bire bin versek üzülür mü buna? Üzülmez. Şimdi az önceki konuya tekrar döneyim. Bazı ihtiyar pirifani yakınlarımız yanımızda ihtiyarlıyor. Diyoruz ki eriyip gidiyor. Eriyip gidiyor mu? Hayır. Tohum sümbül oluyor. Nereye açıyor? Ahirete açıyor. Anladınız mı? Yine dünyanın sahte ifadeleri bizi aldatıyor. Aslında senin eriyip gitti diye gördüğün ahirette ağaç olacak. Neşvi nema bulacak. Allah Allah. O yüzden sahabe var ya sahabe. Cihattan sonra üzülürmüş. Ölümün hakikatini iyi bildiklerinden. Niye üzülürmüş cihattan sonra? Şehit olamadık diye. Bir gün bir cihattan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet taksimi yapıyor. Sahabe Efendimizin biri diyor ki ya Resulallah ben buraya bu ganimet için gelmedim. Şu boğazımdan bir ok yiyip şehit olur muyum diye geldim. Aradan vakit geçiyor. Bir cihatta gerçekten şehit oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor bırakıyor gösterdiği yerden. Bak diyor ki o Allah'la konuştu. Allah onu doğruladı. Biz doğrulanıyor muyuz? Ya Rab yolunda şöyle. Dediğimizi unutuyoruz değil mi? O Allah'la konuştu. Allah onu doğruladı. Bizim panik ataklara düştüğümüz ölümün hakikatini bilenler Allah'ım niye beni şehit almadın diye değil mi? Çok seviyorlar. Kavuşmanın mutluluğu. Öyle hissetmişler. Öyle sinelerinde. Allah Allah. Çok enteresan. Allah böyle bu manayı anlamayı nasip etsin. Son konulara giriyorum. Bir önemli mesele daha var. Orayı da anlatmam lazım. Ölür ölmez cennet cehennem diye bir şey yok. Dünyayla ahiret bitişik değil. Öldükten sonra açılan başka kapılar var. Oraları konuşmamız lazım. Öldün. Gideceğin birinci durak. Kabir. Çok güzel. Kabir. Yani berzah alemi. Kabir deyince aklımıza rüya geliyor. Gelmesin demiştim hatırlarsanız. Nasıl uykunun yatakla alakası yoktur? Nasıl rüyanın yatakla alakası yoktur? Kabrin de mezarla alakası yoktur. Kabir başka bir boyut meselesidir. Öldükten sonra Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhu alacak, bekleme salonuna götürecek. Berzah koridor demek. Anlamını merak eden varsa kabir, berzah koridor demek. Yani bekleyiş koridoruna götürecek. Oradaki bekleyiş hadisin tabiriyle ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem gayyalarından bir çukur. Oradaki bekleyiş çok zor. Araplar o zorluğu anlatmak için demiş ki el intizar eşeddü minennar. Beklemek ateşten daha şiddetli demişler. El intizar eşeddü minennar. Kabirdeki bekleyiş böyle zor bir bekleyiş. Allah Allah. Ondan sonra nereye gideceğiz? Kabir bitti. İsrafil surra üfledi. Haşir dediğimiz, haşir toplanmak demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi haşirdir. Toplayan manasında olduğundan. Haşir dediğimiz olay gerçekleşecek. Kabirde benim ruhum vardı, bir de ruhumun kıyafeti vardı. Haşirde o ruhun gerçek bedenleri toplanacak. Anladınız mı? Haşirde ne olacak? Gerçek bedenleri toplanacak. O zaman kabirdeki azap ruhla, cennet cehennemdeki azap ya da mükafat hem ruh hem de toplanan, haşredilen yeni bedenle. Haşir meselesinde yeniden yaratılan bedene dönülecek ve konu hesaba gidecek. Üçüncü kısım, vakfe. Vakfe bir dönem beklenilecek yer. O beklenilecek yerde Allah Azze ve Celle'nin celali isimleri bizde daha çok gözükecek. Niye? Kimle muhatap olduğumuzu iyi bilelim diye. Orada peygamberlerin bile nefsi nefsi dediği günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti, ümmeti diyecek. Bak herkesin dehşete düştü. Zaten vakfedeki olay o, anladınız değil mi? Allah Azze ve Celle'nin celali isimleri daha çok tecelli edecek ki biz o haşyeti duyabilelim. Tam kulluğun özünü duyabilelim. Peygamberler bile nefsi nefsi derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyecek? Ümmeti, ümmeti. Süleyman Çelebi'nin bir ifadesi var. Tıfliken ol dilerdi ümmetin, sen kocaldın, terk eyledin sünnetin. Tıfliken, yani çocuk iken o hep ümmet ümmet derdi, sen kocadın, sünneti terk ettin. Nasıl ifade değil mi? Tıfliken ol dilerdi ümmetin, sen kocaldın, terk eyledin sünnetin. Hep ümmet, çocukluğunda vakfede, hep ümmet, hep ümmet demiş. Sonra sıradaki safa, mizan safası. Defterler açılacak, herkes amelinin karşılığını görecek. İzne tabi şefaat yetkisi burada gerçekleşecek. İmanlı ölenler buradan cennete gönderilecek. İmansız ölenler ya da günahı sevabından fazla olanlar buradan cehenneme gönderilecek. O gönderilişte bir köprü var, adı nedir?
Sırat. İşte beşinci sıralama Sırat Köprüsü. Cehennemin üzerine kurulan, geçilmesi çok zor olan köprünün adına Sırat Köprüsü deniyor. Kimisi yıldırım gibi geçtiği tasvir ediliyor. Kimisinin aksak bir at gibi geçtiği tasvir ediliyor. Bir hadis okuyayım daha iyi anlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sırat Köprüsü'nü geçmek herkesin iman nuruna bağlıdır. Nereye gitti konu? İmana gitti değil mi? İmanın önemine bak. Hadiste diyor ki zerre kadar imanı olan elbet cennete gidecek ama paket halinde. Yani bir şey yarım bir şey eksik değil. Tam olacak ama en aşağısı. Onu diyor hadiste. İmandan önemli bir şey söyleyebilir misiniz? Yok ya yok yok. İman iman iman. Kimi göz açıp yumuncaya kadar sırattan geçecek. Kimisi şimşek gibi, kimisi bulut gibi, kimisi yıldız akması gibi. Kimisi koşu meydanında seyirten at gibi Sırat Köprüsü'nü geçerler. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Beşinci bölümde bitti mi? Bitti. Artık nereye? Sonsuz kalınacak cennet, cehennem. Dünya ile ahiret bitişik değil. Arada Allah'ın diğer isimlerini de anlamamız için diğer safhalar var. Konu yine Allah'ın kendini tanıtması. Fark ettiniz mi? Konu o. Konu hep o. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kendini bilmeyen birinin Allah'ı bilmesi mümkün değil. Allah'ın şefkatini sendeki şefkatten bilirsin. Cömertliğini sendeki. Hakkı sendeki haktan. O yüzden kendimize dönelim bu işlerde. Çok önemli. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hümeyram dediği Ayşe annemiz bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahiretle ilgili bir konuşması neticesinde ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam bu hali görüyor diyor ki Maleki ya Ayşetü. Neyin var ya Ayşetü? Allah Allah. Fezekertüm nara ya Resulallah. Allah'ın ateşini hatırladım. Azabını hatırladım ya Resulallah diyor. Devam edecek Ayşe annemiz. Ateskurune ehlukum yevmel kıyame. Ehlini kıyamet günü hatırlar mısın ya Resulallah? Soru sahibini anladınız mı? Hazreti Ebubekir'in kızı soruyor bak. Biz ne kadar ucuz görüyoruz değil mi? Hazreti Ebubekir'in kızı soruyor bu soruyu. Efendimiz Aleyhisselam'ın dininizin üçte birini Ayşe'den öğrenin dediği annemiz soruyor bu soruyu. Benim haneme cehennemlik giremez diye hadis var. Gene de bu soruyu soruyor. Hadis kitaplarında Ebu Hureyre'den sonra en çok adı geçenlerden bizim muallimimiz. Tabiinin imamı Ayşe annemiz soruyor. İfk vakasında atılan iftira 28 ayetle hayır Ayşe böyledir diye anlatılan ayetle anlatılan annemiz diyor ki beni hatırlar mısın ya Resulallah? Kabir günü yakınlarını hatırlar mısın ya Resulallah? Cennetin ucuz olmadığını anlamamız lazım. Ümitleri yıkmayalım. Yıkmamak için 1,5 saattir konuşuyoruz. Ama cennet ucuz bir şey değil. Bedel isteyen bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Emma fi selaseti mevati nefale yeskuruna ehadun ehadan ya Ayşetü. Üç yer var ki kimse kimseyi. Kimse kimseyi. Mizanın yanında ameller tartılırken, hükümler verilmiş kişinin ameline göre defterler dağıtılırken, sıratta karşıdan geçme mücadelesinde, kitapların havalarda uçacağı o gün kimse kimseyi hatırlayamayacak. Kimse kimseyi. Dağınık dikkatlerin toplanacağı gün o gün olmasın. Bugün olsun. Kimse kimseyi. İnsanların ümidine ilişmek doğru değildir. Ama ulufe dağıtır gibi cennet dağıtmak da hiç doğru değildir. Cennet ucuz bir şeyse bırakalım bu işleri, güçleri, amelleri. Hadi bakalım. Haşa, haşa, haşa. Ya Allah zaten affeder diye bir cümleyi böyle yapıştıralım gidelim. Sahabe bu canı neden vermiş o zaman? Gecelerini gündüzünü niye vermiş? 20 yıl sonra evine geliyor diyor ki hanım bu çocuk kim? Senin oğlun diyor. 20 yıl, 20 yıl. 20 yıl. Fetihten fethi. Çadırı ev eylemiş. Kılıcı yar eylemiş 20 yıl boyunca. E böyle olacaksa? Hı? Cennet ulufe dağıtılır gibi ucuza dağıtılacak bir şey değil. Üstad Rahimullah'ın dediği gibi cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Sahabedeki ölüm acısına, endişesine bak. Bir de bizdeki rahatlığa bak. Neden onlar bu endişedeyken bizler neden bu rahatlıktayız? Hiç benzemiyor, hiç hiç. Onları tanıyan Ayşe annemizi annesi gibi sevenler ahirette gözünü açınca Ayşe annemizi arayacaklar. Diyecekler ki ana bak ben dünyada gık etsem benim anam başımdan ayrılmazdı. Sen anaların da anasısın. Benim anamdan daha şefkatlisin. Ne var sen beni bırakmasın. He? Değil mi? Onu tanımayan onu bulabilir mi orada? Ey ölüm, habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan, iznimi almadan gireceksin içeri. Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne haber vereceksin,
ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işim bitmemişken geleceksin. Hazırlığım yokken, umutlarım çokken, belki ağaç, belki tokken geleceksin. Biraz bekle, biraz dur, biraz geç kal diyemeden, yanıma bir şey alamadan, yalnız kalınca bir kabirde neler gerekir, valize onları dolduramadan, kimseyle vedalaşmadan, son taksitleri yatırmadan, oğlumu son kez göremeden, kızımı son kez öpemeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin. İzin bile almadan, müsait misin diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakansın sen. Gülüşleri yarım, acı ve sızıları derin bırakansın sen. Her yeni ölümle hayatın yalanlığını anlatansın sen. Madem ölüm var, yatakta hanımın dizinde mi de değil de, sahabe gibi Allah'ı razı etmek için koşarken atır üstünde ölmek lazım. Allah bizlere öyle bir ölüm, öyle bir son nasip eylesin. Yoksa sonsuz bir pişmanlık hiç kimsenin kaldırabileceği bir şey değildir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir ufak önerim olacak. Bu dersin üstümüzde bıraktığı bir halet-i ruhiye oluşmuştur elbet. O yüzden birkaç dakika hiç değilse hemen yanımızdakiyle gülmeye dalmayalım. Çıkarken telaş etmeyelim. Görmeyelim, yanımızdakini görmeyelim. Bari birkaç dakika. Şöyle bir ruhumuzdan geçirelim, diyelim yahu. Bizim azık ne var ya? Bakkal bedelsiz ekmek vermiyor. Ha? Cennet bedelsiz olur mu ya, öyle mi? O yüzden ben dikkatinizi dağıtmamanızı, mümkünse bari biraz hemen biriyle konuşmamanızı, biraz şöyle hafif kafa önde eğilmiş, şöyle iç aleminize yolculuk etmenizi çok öneririm. Yoksa işte unutkanlık, dikkatsizlik dönemleri hemen unutuyoruz. O da ruhumuza yansımıyor, istifadeli olmuyor diye öneririm. Cümleten selamun aleyküm. İnşallah yine görüşürüz. Dersi dinlediniz. Sizi en çok hangi yer etkiledi? Etkilenmeyecek dakikası olmadı. Yalnız insanlaşmış şeytanlardan bahsedince orada gerçekten bayağı bir insan ürperdi. İnsi şeytanlar beni çok etkiledi. Çevremizdekiler. Bunlara daha dikkatli olmamızı söyledi. İnsanın geri dönüp baktığı zaman hakikaten bunların burada bir durup düşünmem gerekiyordu dediği meseleleri ortaya çıkarıp bizi bir silkeledi. O yüzden istiğfar bölümü çok etkiledi. Tohumu ağırda bırakırsan o orada 40 yıl bekler, hiç büyümez. Ama onu ektiğin anda, su, güneş verdiğin anda daha çok güneş, daha çok su ister. Yani günah bir işlendi mi daha fazla, daha değişik günahlar ister. O beni çok etkilemişti. İnan ki bayağı bir duygulandım yani. Ölümden bahsetti Mehmet abi. Maalesef ölümü çok az anıyoruz. Sohbet gayet güzel geçti. Biz arkadaşla beraber Belçika'dan geldik. Ama burada canlı dinlemek tabii biraz daha farklı oldu, güzeldi. Ölümün gerçekten bir kurtuluş olduğunu ve aslında kötü bir şey olmadığını ve insanın gerçekten ait olduğu yere ulaşmasını anladık bugünkü dersten. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hayalhanem ist nach Deutschland gekommen. Was ist Ihre Meinung dazu? Für die Jugend von Deutschland ist besonders... Das ist ein Elektriker, der, wenn mich sieht, dann kriegt Gänsehaut. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich sehe. Guck mal, wie der kommt. Eine Bereicherung. Dort können die Jugendlichen sich da aufhalten, das machen, Sohbet machen, sich gegenseitig belehren. Çok güzel bence. Gördüğümüz gibi çok da talep var. Acayip mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ya sürekli düşünüp duruyordum ben. Mersin'e nasıl gideceğim? Onu düşünürken Allah yolumuzu açtı. Hayalenem buraya geldi. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış, İslam yemeye yatsın lan sen!
Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Genler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.